Herkese yeni bir günden daha günaydınlar arkadaşlar. Dün çok fazlası çekim yapabildim mi bilmiyorum ya da ondan önceki günde böyle kamerayı alıp çok fazla konuşamadığımı biliyorum sadece. Dün arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdiğim için böyle çok kamerayı alıp konuşarak o anı böyle mahvetmek istemedim. Çünkü hem Instagram'a Reels çekiyorum. Ha bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi orada daha çok aktif oluyorum ve çok daha anlık paylaşım yapabiliyorum. Çünkü dik tutmaya alışmışım kamerayı. Bu yüzden de yan çevir çek hiç aklıma bile gelmiyor açıkçası. Böyle son anlarda geliyor. Birkaç saniye falan oluyor da çok beni de tatmin etmez, siz de etmez. O yüzden Instagram'dan beni takip ederseniz orada daha anlık güncel içeriklere ulaşabilirsiniz. Şimdi uyandım, kahvaltımı almaya gidiyorum. Bugün günlerden pazar. İlk sınavım salı günü. Yine o sınava çalışacağız bugün de. Bugün çok fazla bir şey yapmayacağım açıkçası. Bir yemek yemek için dışarıya çıkmayı düşünüyorum. Onun dışında kimse beni lütfen hiçbir yere çağırmasın. Şimdi kahvaltımızı almaya gidelim. Sonra birazcık dinlenip ders çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar ben öyle uykusu diye yatıp yani 3-4 saat aralıksız öyle bir güzel uyumuşum ki size anlatamam. Şimdi kalktım, akşam yemeği saati gelmişti. Bir akşam yemeğimi yiyeceğim. Sonra tekrar dönüp artık adam akıllı bir derse başlayacağım. Umarım yetiştiririm, bana şans dileyin. Evet arkadaşlar, şimdi staj dosyamı falan çıkartmak için Hopicenter'a gittim. Oraya staj dosyamı bıraktım çünkü spiralletilmiş bir şekilde istiyor hocamız. Onun için onu oraya bıraktım. Yani heyecanlıyım ama bir yanımda buruk. Çok hızlı geçti vakit. Dönemin sonuna geldik. Final sınavlarımız başlayacak yarın. Ve ne kadar hızlı geçti onu fark ettim. Yani açıkçası bu kadar hızlı geçmesini beklemiyordum. İlk başta diyordum 14 hafta nasıl geçecek, nasıl gideceğiz, geleceğiz, o yol nasıl bitecek vesaire. Ama gerçekten de her güzel şeyin bir sonu varmış, onu fark ettim. Şimdi spora gidiyorum. Spordan çıktıktan sonra staj dosyam eğer bitmiş olursa ilk onu gidip alacağım. Eğer bitmemiş olursa da tekrar yurda geçip bir şeyler falan atıştırırım. Belki de markete uğrarım, ona tam karar veremedim. Bu şekilde sizi zaten yine güncelliyor olurum. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll... Arkadaşlar, gerçekten gittim. Bu sefer 50 dakika falan yaptım. Ama gerçekten çok acıktım ve şekerim çok düştü. Yani biraz gelişme var gibi. Ne dersiniz? Siz de benim gibi sadece bir gün spor yapınca wow, efsane vücudum oldu diyenlerden misiniz? Yoksa sürece çok inananlardan mısınız? Yani aslında ben de süreç olduğunu biliyorum ama böyle sanki o gün spor yaptığımda bir değişim olduğunu düşündüğümde daha böyle motive oluyorum diğer gün spora geldiğimde. O yüzden de böyle kendi kendimi kandırıyorum demek istemiyorum ama kendi kendimi motive ediyorum. Erkek arkadaşım çok dalga geçiyor bu konuda benimle. Ama olsun. Pek de umurumda değil. Çünkü bu şekilde motive oluyorum. Tabii ki hemen bir günde kilo vereceğimi, sıkılaşacağımı düşünmüyorum ama geldiğimde böyle vücudumun belirli kısımları, işte çalıştırdığım kısımlar böyle hafif kaslanıyor gibi oluyor ya, o görüntüyü seviyorum ve onu gördüğümde daha çok motive oluyorum. Hani hemen sonuç görmüşüm gibi düşünüyorum. Böyle bilmiyorum anlatabildim mi? Bilmiyorum aranızda benim gibi olanlar mı ama
Ben böyleyim arkadaşlar. Evet. Şuna takalım. Evet arkadaşlar, bugün ilk sınav günüm. Çok heyecanlıyım. Yıllardır hep başarılı bir öğrenciydim. İlk üniversitemi saymasak onda kendi kendime yani biraz şey yapmıştım. O yüzden umarım bu da güzel geçer. Bana şans dileyin. Bugünkü sınavım hukuk fakültesinde olacak. Buraya gelmiyoruz dedik. Bu sene ikinci sınavım burada oluyor. İlk vizelerde de bir sınavım burada olmuştu. Şimdi finallerde de burada. Bakalım diğerleri nerede olacak? Şimdi size hukuk fakültesini göstereyim. Bence kampüsteki en iyi fakültelerden biri çünkü denizi görüyor. Burası. Evet, ilk finalimizden çıktık. Az önce yemek yedim. Bu arada Ahmet polisliğe girdi. Bilmiyorum size söyledim mi, polis okulunda şu an. Yani 6 aylık bir eğitim verecek. Tam polis okulu mu bilmiyorum adını. Onun da şimdi eksikliğini çok hissediyorum. Böyle onunla SMS'den konuşuyoruz arada. Belli saatlerde telefon kullanabiliyorlar ve tuşlu telefon kullanabiliyor aslında. Dokunmatik de kullanamadığı için sürekli SMS'den konuşmak zorunda kalıyoruz. Size de böyle yana koyacağım. Böyle kendimi lisede gibi hissettim. En son lisedeyken böyle biriyle SMS'den mesajlaşmıştım. Çok garip hissettim o yüzden. Şimdi odama gidiyorum. Böyle 1-2 saat dinlenirim. Sonrasında bir sınavım var yine. Ona çalışacağız birlikte ama önce biraz dinlenme. Sınavım çok güzel geçti. O yüzden çok mutluyum. Genelde ilk sınavlarım iyi geçince diğerleri de iyi geçiyor. Sizde bir güncelleyeyim istedim. Bilmiyorum bugün daha çekim yapabilir miyim? Yani ders çalışacağım. Çok bir şey yapmayacağım. O yüzden yine çekersem size zaten görürsünüz. Çekmezsem de yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar, günaydın. Yeni bir günden daha. Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi bugün hazırlandım çünkü staj dosyamı teslim edeceğim ve böyle çok kötü paçoz bir halde teslim etmek istemedim. Ama onu da düzelttirmem gereken bir kısım var. Şimdi birlikte Copy Center'a gidiyoruz. Onu bir düzelttireceğim. Sonra kahvaltı yaparız birlikte. Sonra kütüphaneye gideriz. Bu dönemin stajı bitti. Burası bizim okulumuzun kütüphanesi ama hala açılmamış. Geçen gün spiralletmeye geldiğimde de ben ondan önce gelmiştim. Şimdi onu bekliyorum. Gelsin. Zaten bir 5-10 dakikaya gelir çünkü abi Girne'den geliyormuş. Söylemişti, bir ara konuşmuştuk. Bir gelsin bakalım, onu düzelttireyim. Böyle üstümden büyük bir yük kalkacak yani onu düzelttirince. Çünkü biraz stres yapıyorum böyle durumlarda. Biri geliyor.
Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlarımla bunlar son staj dosyasının kısımlarını dolduruyor. Ben de burada özet çıkarıyorum. Bu şekilde. Siz de bir güncelleyeyim istedim.